Evet, bizim her zaman sokaklarımızda gördüğümüz, hatta evden çıkınca ilk rastladığımız sevimli kediler, köpekler, sokaklarda yaşamak zorunda kalan hayvanlara yardım etmek kadar kutsal bir şey bilemiyorum. Herkesin elinden geldiği kadar bu konuyla ilgilenmesi gerektiği kanısındayım. Bunun şehirlerde biraz daha sağlıklı yürüdüğünü sanıyorum ama biz çekimlerimizi kırsal kesimde yaparken özellikle birçok sevimli hayvanın terk edildiği yerlere şahit oluyoruz ve içler acısı durumlar. Herkes elinden geldiği kadar onlara da yardım etmek istiyor. Görüyorum da bazı sevgili vatandaşlarımız arabayla gelip bizler de dahil onlara bir takım yiyecek yardımında bulunuyoruz. Bunları biraz daha dikkatli ve periyodik hale getirmek lazım. Bu yeryüzünde, yer kürede nefes alan bitkiler dahil, insanlar dahil en az onlar kadar hayvanların da yaşam hakkı var. Bunu hiç unutmayalım. Teşekkür ederiz. Sokak hayvanlarıyla ilgili sizden bir mesaj alalım. Şimdi tabii köpeğiniz varsa veya kedi bakıyorsanız gerçekten hayvanlarla olan ilişkiniz çok daha duygusal, çok daha farklı oluyor. Yani bunu iyi anlamak için muhakkak ki bir hayvana bakmanız gerekiyor. Ve ortalama olarak zannediyorum dünyada insanların %80'i hayvanlarla olan ilişkileri bu boyutta. Onun için çekimlerde filan hep sokaklarda köpekler görüyoruz, kediler görüyoruz. Ve eğer hayvan baktıysanız onların aslında ne kadar muhtaç, ne kadar iyi olduklarını daha iyi anlayabilirsiniz. Onun için herkesin bu konuda çok duyarlı olmasını gerektiğini düşünüyorum. Ben üzülüyorum. Yalnız başına dolaşan harika köpekler var. Ve onlarla mümkün olabildiğince ilgilenmeye çalışıyorum ben. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Biz de bir canlıyız. Dünyadaki tüm canlılar gibi. Kediler, köpekler, atlar, eşekler, bir sürü hayvanla beraber büyüdük. O yüzden onları korumalıyız. Lütfen hayvanları koruyalım. Özellikle sokak hayvanlarını. Kedileri, köpekleri. Benim köpeğim var. Çamur ismi. Sokaklarda yaşayan bir sürü hayvanımız, kedimiz, köpeğimiz var. Eğer evinize bir şey almak istiyorsanız mutlaka sokaklardan evinize almaya çalışın. Onların da bir yuvaya ihtiyacı olabilir. Çok teşekkür ederim. Zor ihtimal. Ha, soru sormadan direkt başlıyoruz. Şahane. Evet, lütfen sokaktaki hayvanlara özellikle bu kış günlerinde yemek verelim ki onlar da açlıktan sokaklarda telef olmasınlar. Koruyalım, besleyelim. Bir gün onlar da aramızdan ayrılmasın. Teşekkür ederim. Anında çocuktuk. Hatta sokaklarda... Hepimiz bir gün çocuktuk. Hatta sokaklarda kedi... Şimdi sen benim daha var ya, huyumu da bilmiyor tabii. Hepimiz bir gün çocuktuk. Hatta sokakta oynardık. Hatta kedilerle ve köpeklerle büyürdük. Ya, var ya. Hepimiz bir gün çocuktuk. Hatta sokakta kedilerle ve köpeklerle oynardık. Ağaçlara çıkardık. Doğayla iç içeydik. Şimdi hepimiz apartmanlardayız. Çocuklarımız kedilerden, köpeklerden uzak büyüyorlar. Ve eskiden onları beslerdik. Evimize kediler girerdi çıkardı. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Sokak hayvanlarına sahip çıkmamız gerekiyor. Hepimizin evinde muhakkak bir kedisi, köpeği olsa o sokaktaki hayvanlarımız aç, susuz kalmasalar. Özellikle de bu soğuk havalarda onlara daha iyi baksak, hepimiz onlara daha duygulu, daha verimli olsak. Ne diyorum ben? Bir daha söyleyeyim mi? Hepimiz bir gün çocuktuk ve sokakta hayvanlarla, kedilerle, köpeklerle... Bitti. Son. Hepimiz çocuktuk ve sokakta muhakkak kedilerle, köpeklerle oynardık. Şimdi büyüdük,
Yani o kadar modernleşti ki hayat, apartmanlara hapsolduk, çocuklarımız da sokaklarda artık oynamıyorlar. Ama herkesin bir hayvanı olsa, özellikle de kedimizi, köpeğimizi evlerimizde beslesek ve sokaktaki hayvanlara dikkat etsek çok önemli. Sokaktaki hayvanları koruyalım, koruyalım. Ya, olmadı. Yine Alman et de çıkarırız da. Siz sağlam bir hayvan olsun, montajın içine kullanırsın. Hepimiz bir gün çocuktuk. Sokaklarda kedilerle, köpeklerle oynardık. Ama şimdi ne oldu? Teknoloji ilerledi, sokaklara çıkmaz olduk, evlere hapsoldu çocuklar. Hepimizin bir kedisi köpeği olsa, onlara sahip çıksak, özellikle de bu soğuk havalarda kedilerimize, köpeklerimize sokaklarda da baksak ve hassas olsak. Hayvanları ve doğayı sevelim. Özellikle de hayvanları ve doğayı seven insanları da sever. Kendinize iyi bakın, sokaktaki hayvanları koruyun. Takip ediyor musun bu?